Herkese merhaba sevgili Teknoloji Oku takipçileri. Ben Özgür Çetin. Ben Osman Tufan. Teknoloji Oku yorum programımızın yeni bölümüne hoş geldiniz. Bu programımızda daha öncekilerde olduğu gibi teknoloji gündemini değerlendiriyoruz. Bu hafta da yoğun ve ilginç bir teknoloji gündemimiz var. Evet, öne çıkan başlıkları, aslında daha çok öne çıkan başlıkları değerlendiriyorduk. Bu hafta da Huawei ile ilgili bazı bilgi karmaşaları oldu. Sen en yetkili ağızlardan da bilgi aldın, evet, bu konuda. Evet. Onu ne dersen anlat abi, herkes de öğrenmiş olsun. Malum Huawei modellerinin güncelleme almayacağına dair, özellikle eski modellerin güncelleme almayacağına dair bir söylenti vardı arkadaşlar. Ki bu pek çok mecrada da karşımıza çıktı. Biz de işin aslını öğrendik ve şimdi Özgür abi sizlere bunu anlatacak. Şimdi şöyle, biz bir haber yapmıştık. Sağ olsun editörümüz Ufuk, Huawei cep telefonlarının güncelleme gelemeyeceğiyle ilgili bir haber yapılmıştı. Aslında bu yurt dışı kaynaklı bir, evet, iddiaydı. Onun sebebi de şuydu. Biliyorsunuz bu Amerika ile Çin arasındaki ticaret gerilimini başladığında, geçen sene Mayıs ayından itibaren Amerika hükümeti Huawei ürünlerinin ülkedeki kullanımı ile ilgili ya da Huawei ile iş yapan markaların bu işbirliklerini bitirmesiyle ilgili bir kanun, evet, bir kararname yayınlamıştı. Ama bu kararnameyi böyle 90 gün uzatıyorlardı. Yani bir geçici lisans anlaşması deniyor buna. TGL diye. Temporary bilmem ne falan, lisans agreement falan gibi bir şey anlamı var. Bir anlaşmayla uzatıyordu. Bu anlaşma 13 Ağustos itibariyle bitti. Ve uzatılmadı. Şimdi uzatılmayınca tabii akıllara şu soru geldi. Ne olacak? İşte Google kullanan telefonları var Huawei'nin, kullanmayanları var. Bunlar ne olacak gibi bir durum söz konusuydu. Aslında ortada bir belirsizlik vardı Osman, ama genel olarak yani böyle yayınların tamamı, yurt dışındakiler de öyle, Türkiye'dekiler de öyle, o belirsizliği eski telefonlara güncelleme gelemeyeceği şeklinde yorumladılar. Aslında şöyle bir durum var. İçinde Google servisleri olan Huawei telefonlarına güncelleme gelecek. Bu güncellemeler tabii iki şekilde oluyor bu arada, onu karıştırmamak lazım. Bir tanesi güvenlik güncellemeleri, ki bunlar önemli. Telefonun güvenliğini sağlamak için Google tarafından geliştiriliyor bunlar. İkincisi de işletim sistemi güncellemesi. Yani işte Android 11 çıktığında 11 gelecek mi, gelmeyecek mi gibi bir muhabbet var. Zaten onu güncellemeyi pek çok telefon almıyor. Alanlar da geç alıyor. Bazıları bir güncelleme alıyor. Bazıları bir güncellemeyi de almıyor. Evet. Yani onu ayrı tutmak lazım ama Huawei genelde veriyordu ama bu arada. Evet, Huawei veriyordu. Hızı veren şirketlerden bir tanesiydi. Muhtemelen, şimdi Huawei de açıklama yaptı bu arada, daha sonra bize de açıklamayı gönderdiler. Google servisleri olan telefonlara tamamen güncelleme gelecek. Yani hem güvenlik güncellemeleri hem de normal işletim sistemi güncellemesi, ama Osman da söylediği gibi eğer alacaksa bunun bir garantisi yok. Yani her telefona verilmiyor bu. Donanımın desteklemesi lazım. İşte belli özelliklerin desteklemesi lazım. O devam edecek, onda sorun yok. Sorun dediğimiz kısım şu. Halen Google servisleri bulunmayan telefonlarda ki güncelleme konusu, yani işletim sistemi güncelleme konusu şu an hala muallakta. Yani evet, Android 11 geldiği zaman o telefona, diyelim ki P40 Pro'ya, gelecek mi gelmeyecek mi? Muhtemelen gelir diye tahmin ediyorum ben. Ama şu ikinci taraftaki güncelleme tarafı, yani security patch dediğimiz güvenlik güncellemeleri ise o zaten gelecek. O zaten geliyor, ama şöyle bir şey olacak orada. Şimdi Google önce kendi ekosistemindeki cihazlara güncellemeleri veriyor. Yaklaşık bir ay sonra bunlara halka açık hale geliyor. Yani sen kendin bir Android işletim sistemi telefon üretirsen, geliştirirsen, diyelim ki içinde Google servislerin olmayan, o telefona bir ay sonra geliyor. Çok büyük sorun mu? Değil. Dünyanın sonu değil. Bu çözülebilir, ama aynen öyle. İşletim sistemi güncelleme tarafı birazcık şu an muallakta. Ama zaten hani işletim sisteminde arkadaşlar böyle direkt güncellemeleri almıyoruz. Biliyorsunuz Google işte yeni bir Android sistemi duyuruyor. Bu daha sonraki aylarda işte kararlı hale geliyor. Kararlı hale geldikten sonra bile, en üst seviyedeki modeller bile bunu 3-4 ay sonra alıyor. Alan var, almayan var. Yani mesela Xiaomi, Oppo, bunlar bazıları hiç atıyorum almıyor. Hindistan'da sunuyorlar ama Türkiye'de sunmuyorlar. Böyle bir durum da söz konusu. Atıyorum siz okuyorsunuz işte Xiaomi X modeline güncellemeyi vermeye başladı. Ama bakıyorsunuz telefonunuza böyle bir güncelleme yok ve gelmiyor da. Dolayısıyla böyle bir durum da söz konusu. Burada Huawei'yi çok fazla hırpalamamak lazım aslında, ki bence mobil servisleriyle de güzel iş başardılar şu anda, en azından iyi gidiyorlar. Evet. Ve benim düşüncem muhtemelen 1-2 yıla da kendi işletim sistemini çıkaracak ve onun üzerinden gidecek diye düşünüyorum ben. Göreceğiz hep beraber. Yani orada çünkü zaten işletim sisteminde önemli olan mobil mağaza. Belki Android tabanıyla hani böyle uyumlu, Android'de çalışan uygulamaların da çalışabileceği bir işletim sistemi yaparlarsa
hiçbir sorun kalmayacak. Muhtemelen öyle bir şey yapacaklar ben. Çünkü şu an HMS'yi oradan belki kendi o işte Harmony OS diyorlar. Hı-hı. Veya Hongbank miydi neydi adı olan böyle bir işletim sistemleri var. Oraya port etmek çok sıkıntı olmasa gerek. Bence onun altyapısını hazırlıyorlar şu anda. Geldiği zaman hemen öyle bir hani o işletim sistemi hazır olduğu zaman belki oraya hemen bir düğmeyle switch edecekler. O tarafa geçiş sağlanabilir belki. Aynen öyle. Yani ben öyle düşünüyorum. Ama Huawei telefonu olanlar şu an korkmasına gerek yok. Huawei modellerine Google servisleriyle beraber satılanlar şu an halen olanlara güncelleme hem güvenlik hem de eğer alabiliyorsa işletim sistemi güncellemesi gelecek. Olmayanlarda HMS olanlarda ise güvenlik güncellemesi birazcık geç gelecek. İşletim sistemi güncellemesi ise şu an belli değil. Orası muhtemelen ben geleceğini düşünmüyorum açıkçası. Ya. Sen ben geleceğini düşünüyorum açıkçası. Ben çok fazla umutlu değilim ondan. Yani ama tabii çok da büyük bir şey getirmiyordu aslında yani. Yani günün sonunda baktığımızda zaten şu anda çıkan modellerde en son hani Android 10 var mesela, evet. O yüzden çok da büyük bir problem olmaz. Ve arkadaşlar bu haftaki ikinci konumuz ise Microsoft'un oyuncuları armağan ettiği diyelim artık bir Flight uçak simülatörü. Evet. Gerçekten burada hani normal bir uçak uçurmaktan bahsetmiyoruz. Hani biliyorsunuz GTA'da falan oyunda uçak uçururken uçuyordunuz oradan oraya kuş gibi konuyordunuz ama Flight Simulator'da gerçekten gerçek bir uçak uçuruyor gibi. Evet. Oradan kalkıyorsunuz evet. Mesela Atatürk Havalimanı'ndan kalktınız diyelim. Ankara'ya varmanız gerçek bir saat sürüyor yani. Evet, gerçek uçuş şartlarında. Gerçek zamanlı. Buradan kalktınız Amerika'ya gitmek istediniz. 9 saat başında bilgisayarda böyle uçak sürersiniz çok yani. Çok güzel olmuş. Ben kullandım. Hatta Oyun Canavarı programımızda da çarşamba günleri yayınlanıyor. Mutlaka izleyin onu da. Oyun Canavarı'nda da inceledim ben. Güzel bir oyun olmuş. Çok güzel olmuş. Ama hani tabii Osman da söyledi ki bu oyun eğlencelik bir oyun değil. Bu simülasyon arkadaşlar. Arcade değil yani. Simülasyon ve odaklı. Ve hani biraz da gerçekçilik dozajı böyle kaçırılmış gibi sanki. Bu oyunu çözseniz gerçekten uçak uçurursunuz gibi bir kadar, durum söz konusu. O kadar evet. Evet. Ama çok güzel bir oyun olmuş. Hatta Xbox'ın Game Pass aboneliği var PC için. Ona sahipseniz ücretsiz olarak oynayabiliyorsunuz ama iyi bir donanıma ihtiyacınız var. Artı evet. 120 GB yer bayağı kaplıyor. Bir... Bilginiz olsun fazla. Onu da çünkü söyleyeyim. Ama bunun sebebini de söyleyelim. Arkadaşlar yani haritalar, şehirler neredeyse birebir tasarlanmış. Mesela baktık biz Özgür abiyle Ayasofya Camisi var, Sultanahmet Camisi var. Böyle önemli yerler var ama Ortaköy Camisi yoktu. Yok, buraya bir apartman dikmişler. Ortaköy Camisi'nin olduğu yere bir tane residence dikilmiş arkadaşlar. Köprüyle bir yedik gibi yapmışlar. Yani köprü de koskoca Boğaz Köprüsü de çok hoş değildi yani ama genel itibariyle baktığınız zaman böyle bizim ev şurada falan bile diyebilirsiniz yani. Zorlarsak alçak uçuş yapabiliyorsunuz. Şunu da söyleyelim mesela hani bir apartmana falan daldığınızda ekran kararıyor yani böyle etrafta koşuşturan insanlar falan göremezsiniz. Yok, onu denemeyin boşuna. Bunu da size belirtmiş olalım. Bu arada şunu da belirtelim, izleyenler vardır mutlaka. Yani Into the Night diye bir dizi vardı. Orada hatırlarsanız hani uçağı videodan bakarak indiriyordu kız hani. Uçak indirme videosunu açıyorlardı YouTube'dan. Oradan baka baka uçağı indiriyordu ama oyunda öyle bir şey söz konusu değil. Oyunda gerçekten uçak indirmek çok zor. Çok zor. İndirmek de zor, kaldırmak da zor. Yapay zeka destekli otomatik pilot seçenekleriniz var ama tabii o zaman oyunun oynamanın mantığı ortadan kalkıyor. Aynen öyle. Yani kendi kendine iniyor, kendi kendine kalkıyor. Kaldırıyor. Hani kaldırma bir derece kolay. Yani bir şekilde kaldırıyorsunuz. Yaparsınız. Hani burnu çok dikmediğiniz sürece uçak düşmüyor. Ama indirmek bayağı indirmek zor. Bir de arkadaşlar havalimanlarının belli şeyleri var, belli rotasyonları var. Ona göre indirmeniz lazım uçakta. Mesela Atatürk'te tamam uzun bir düzlük var önünüzde ama neydi, hangi havalimanıydı o? Fransa'da. Yani enteresan da bir isim var. Orada şöyle bir şey. Açıyla dönmeniz gerekiyor ve çok dar bir, kısa bir havalimanı. Kısa pist. Kısa pist var. Ona doğru bir şekilde indirmen, hemen gazı kesmen lazım filan. Kolay değil. Yani, ve 40'a yakın uçak var, 40 tane uçak var pardon. En üst paketi alırsanız. İşte Airbus A320'den tutun da böyle tek motorlu pırpır uçak dediğimiz uçaklara kadar bir sürü uçak seçeneği var. Binlerce havalimanı var. İstanbul'dan kalkıyorsunuz, Amerika'da var, şeyde var, söyleyin şunu. İstanbul'daki bütün havalimanları var mı? Var, hepsi var. Hepsi var yani. Hepsi var. Bursa var, İstanbul. Yeni açılan havalimanı var mı? Yeni açılan havalimanı yok, onu koymamışlar. İstanbul havalimanı yok. O da muhtemelen bir güncellemeyle gelir ama ben söyleyeyim. Yani gelebilir şu anda dünyanın zaten. Dünyanın birçok yerinde var havalimanları. İşte ben Mısır'da kalktım bir dolaştım mesela. Peki havalimanı olmayan yere inmeyi hiç denedin mi? Onu mesela geniş bir yol. Denemedim. Acaba buraya iner mi inmez mi? Otobana inse miydim mesela? Denemedim onu ama deneyeceğim. Çok az oynayabildim oyunu. Yani yeni geldi. 2-3 gündür oynuyorum. Hemen videosunu çekmeye zorunda kaldık. Ama deneyeceğim onu. Yani bir insan bir ister istemez böyle bir acaba suya inebilir miyim falan. Ne düşünmüyor yani... değil mi?
Gerçi suya inen uçak yok da bir gördüğüm kadarıyla. Ya uçak yok da hani indiren pilotlar var biliyorsun hani evet. Filmi bile vardı. Salim miydi neydi? Evet evet. Hani belki biz de indirebiliriz eğer oyun buna. Ha, aynen. Galiba. Oyun buna izin verirse biz de belki deneriz yani. Belki o görev olarak karşınıza çıkar falan. Hadi indir nehre indirirsen tamam senden pilot olmuş diye. Yani eğer arkadaşlar hani fırsatınız varsa bu oyunu denemenizi tavsiye ederiz. Bir ara yanılmıyorsam Microsoft bu oyunu ücretsiz olarak da dağıttı. Hatta şu anda bazı forumlarda var. Üyeliğinizi farklı bir ülkede açarsanız oturumunuzu yine ücretsiz olarak indirebiliyormuşsunuz galiba. Onu da bir araştırmanızı tavsiye ederim. Korsan değil yanlış anlamayın atıyorum Türkiye değil de sallıyorum. Papua Yeni Gine'de açtınız Microsoft oturumunu. Oradan oyunu çekebiliyormuşsunuz. Öyle bazı forumlarda yazmış arkadaşlar. Bir araştırmanızı tavsiye ederiz. Evet bir teknoloji oku yorum programımızın daha sonuna geldik. Haftaya yeni konular, yeni konuklarla karşınızda olacağız. Bizi izlemeyi, aynı zamanda YouTube kanalımıza abone olmayı ve bizleri Instagram, Twitter gibi sosyal ağda takip etmeyi de unutmayın. Haftaya görüşmek üzere, hoşça kalın. Hoşça kalın.